Ruslat TV'den merhabalar. Ben Gizem Birhanlı. Başarının Gizemi programıyla sizlerleyiz. Bugün Ladin Şahin Mobilya'dayız. Yanımda çok değerli yönetim kurul başkanı Mehmet Şahin bizlerle. Mehmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok da sağ olun. Öncelikle yeni yeriniz hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İlk sorumuza başlıyorum o zaman. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Bu sektöre nasıl başladınız? 34 yıllık bu sektörün içerisindeyiz. Aile şirketiyiz. Ben, babam ve kardeşlerimle beraber bu şirketi yönetiyoruz. Bu mağazamız yeni açtık. Daha önceden diğer mağazalarımızla Malatya'ya hizmet veriyoruz bu şekilde. Peki tüm dünya gibi ülkemizde uzun zamandır pandemiyle mücadele ediyor biliyorsunuz ki. Evet. Bu durumdan da hemen hemen her sektör etkilendi. Evet. Mobilya sektörünü COVID-19 nasıl etkiledi? Mobilya sektörü şöyle, 2 sene önce pandemi başladığında ilk sorunumuz termin süresiydi. Ürünlerin fabrikadan bize geç gelmesiydi. Tabii bu sorunlar daha sonradan aşıldı. Şu an pandemiyle alakalı mobilya sektörünün bir sıkıntısı yok. Daha öncesinde sadece fabrikaların bize ürünü geç gönderdiği için müşteriye biz tabi ürünleri termin süremiz normal 20-25 günden 40 güne kadar çıkıyordu. Şu anda öyle bir sorun yok. Gelişen dünya ile birlikte teknoloji de hayatımızın merkezi haline geldi. Artık insanlar e-ticaret yoluyla mağaza yerine internet alışverişini tercih ediyorlar. Evet. Sizin de bu mecralarda satış işleminiz var mı? Var. Sosyal medyadan satışımız mevcut ama demonte olan ürünlerde bir sorun olmuyor. Biliyorsunuz mobilya biraz ebat olarak ürünlerimiz büyük olduğu için kargo taşıma esnasında sorun yaşanıyor. Onun haricinde küçük eşyalarda işte ne bileyim sehpadır vesaire başka bir üründür. Demonte olan ürünlerde herhangi bir sorun olmuyor ama diğer ürünlerde teslimat sırasında sorun yaşanıyor. Özellikle son haftalarda ülkemizde ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar mevcut. Doların bu denli hızlıca yükselmesi pek çok sektörü derinden etkiledi. Evet. Mobilya sektöründe son durum nedir? Mobilya sektöründe şöyle bir sorun var. Aslında bizim çalıştığımız firmalarla biz hiçbir şekilde bir sorun yaşamadık. Ama bu mobilya sektörü fabrika anlamında biraz sorun yaşadı. Çünkü işte ihracat döviz yükseldiğinden dolayı çok aşırı olmaya başladı. Bu yüzden işte kumaştır, malzemedir, yedek malzemedir falan bunları fabrika temin edememeye başladı. Bizim yaşadığımız yani fabrikaların bize yaşattığı bir sorun yok. Ama ihracat çoğaldığı için malzemeciler yani fabrikanın ürün aldığı, malzeme aldığı yerler fabrikalara çok büyük sorunlar yaşattı. Bunu biliyoruz yani. Peki mağazanızda yer alan ürünler yerli mi yoksa ithal ettiğiniz ürünler mevcut mu? Ürünlerimiz yerli. İthal ürün almıyoruz ama kumaştır, bazı kumaşlar var mesela. Bazı malzemeler var. Onlar fabrikaya dışarıdan geliyor, ithal olarak geliyor. Ama bizim ürünlerimiz yerlidir. Üretimi Türkiye'dedir yani. Günümüzde de en büyük sıkıntılarından birisi hiç şüphesiz işsizlik. Evet. Sizler firmanızda kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Bizim yanımızda şu an 22 tane personelimiz var. Tabii işlerimiz gün geçtikçe daha çok arttığı için sayımız daha da yükselecek. Peki bu sektörde çalıştıracak kalifiye eleman bulmak zor oluyor mu? Şöyle, tabii ki her sektörde kalifiyeli personel, yani kurum, montajcı, işte bu tarz kişilerde sorun yaşıyoruz biz. Yani meslek liselerinde bu bölümle alakalı biliyorsunuz, mobilyacılıkla alakalı bölümler var. Ciddi katkıları oluyor mu? Son zamanlarda bize bir katkısı olmuyor işin açıkçası. Yani bu zaman geçtikçe daha büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Ürünün ne kadar kaliteli olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun, müşterimizin evine gittiğinde ürün orada güzel kurulmadıkça hiçbir anlamı kalmıyor.
Peki mobilyalar nasıl bir işlem görüyor? Yani ağaç halinden evimize gelene kadar nasıl meşakkatli bir yoldan geçiyor? Şimdi şöyle, artık makineye döndü yani üretim. Sunta veya MDF halinde ürün makineye giriyor. İşte kenarları, köşeleri CNC'de çizilip kesiliyor, paketlenip bize geliyor. Biz de müşterimizin evinde monte ediyoruz ürünleri. Peki en basit ürün ne kadar emek istiyor? En basit ürün, yani dediğim gibi bizdeki ürünler demonte olduğu için sehpa bile ister istemez insanı uğraştırıyor. Yani biraz meşakkatli bir iş. Peki mobilya sektöründe birçok firma var. Müşterilerin sizi tercih etme sebebi ne olmalı? Müşterimizin bizi tercih etme sebebi hem fiyat politikası, hem ürünlerimizin kalitesi. Ürüne verdiğimiz mesela bizde koltuk grubunda 10 yıl kasa garantisi mevcuttur. Bu tabi bizim verdiğimiz bir garanti sistemi değil, fabrikanın sunmuş olduğu bir garantidir. 10 yıl içerisinde fabrikamız diyor ki benim ürünümde, koltuklarda, kanepelerde herhangi bir şekilde çökme, kırılma olursa biz bunu ya tamir ederiz ya iade alırız. Bu şekilde müşteriye sunduğumuz bir güven var ürünlerde. Nasıl bir ürün yelpazesine sahipsiniz? Beyaz eşya bünyemizde mevcut. İşte buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, süpürge, halı mağazamız var. Mobilyada zaten yatak odası, koltuk takımı, yemek odası, zigon sehpasından genç odasına, baza yatağına bütün çeşitlerimiz var. Yani bir evi dizebilecek bütün çeşitlerimiz mevcuttur. Firmanızdan alınan ürünleri ne kadar sürede teslim ediyorsunuz? Şimdi şöyle, zaten yani teşhirde bulunan ürünlerimizin hepsinin yedeği depomuzda mevcut. Müşterimiz ürün aldığında elimizde depomuzda mevcut olan ürünler bir hafta içerisinde müşterimize, en geç bir hafta içerisinde gitmiş oluyor. Olmayan, elimizde olmayan ürünler de 3 hafta içerisinde ya da işte 22 iş günü içerisinde fabrikadan bize geliyor renk değişimi olduğu zaman. 22 gün içerisinde de renk değişiminde müşterimize teslim ediyoruz. Ama onun haricinde dediğim gibi zaten mobilyada renk değişimi olmuyor. Yani yatak odasında, yemek odasında sadece koltuklarda ve kanepelerde renk değişimi oluyor. Bunların birçoğu da elimizde mevcut. Bir yandan da müşterilerin bizi tercih etmesinin aslında en büyük sebebi bu. Elimizdeki ürünlerin birçoğunun yedeği depomuzda mevcuttur. Nakliyeyi firma olarak siz mi sağlıyorsunuz? Nakliye bizim kendi yetiştirmiş olduğumuz, yıllardır yanımızda çalışan emektar arkadaşlarımız var. Montaj konusunda gayet uzmanlar. Müşterilerimizin evine gittiği zaman asansörümüz mevcuttur. İşte yüksek katlar asansör kuruluyor. Bedensel taşıma olmuyor yani. Ürünler müşterimizin evine paketli bir şekilde gidiyor. Paketleri açılıyor. Ürünler kuruluyor. Kurulduktan sonra ürünlerin özelliği anlatılıyor. Müşterimize teslim ediliyor. Alınan ürünlerde illaki arıza yaşanıyordur. Teknik servis anlamında destek sağlıyor musunuz? Tabii ki. Fabrikamızın bize vermiş olduğu bir sistem var. O sistem üzerinden bizde müşteri ürünü ne zaman almış, hangi ürün almış, hangi rengi almış. Biz bunu sisteme giriyoruz zaten. Müşterimiz bir üründe sorun yaşadığı zaman fabrika hangi tarihte evine gitmiş, üretimden ne zaman çıkmış, o ürünü hatta kim yapmış, yani hangi personelinden geçtiği bile fabrika biliyor. Ve ürün arızasını tespit ediyor. Evde yapılacak bir arızaysa eğer evde yapıyor. Değilse ürünü biz alıp fabrikaya gönderiyoruz. Ya yenisi geliyor ya da ürün işte tekrardan tamir edilip müşteriye tekrar teslim ediliyor. Sadece müşterimizin bu arıza süresi dediğimiz olay, yani bize bildirip yaptığı zaman arızayı, 2 hafta, en geç 3 hafta içerisinde teknik servis müşterimizin evine gidip arızayı çözmüş oluyor. Son sorumuza geldik.
Son zamanlarda döviz kurundaki hareketlilik vatandaşın alım gücünü de etkiledi biliyorsunuz. Sizin firma olarak yaptığınız kampanyalar var mı? Ödeme kolaylığı sağlıyor musunuz? Evet, şimdi bizim zaten bu yüz akındaki şubemiz, yeni açtığımız mağazamızda %50 indirim var şu anda. Mağazamızda bu indirim müşterimizi tabii memnun etti. Bu süre zarfında dövizdeki artıştan dolayı biz ürünlerimize zam yapmadık. Bir de dediğim gibi %50 indirimimiz mevcut. Yeni aldığımız ürünlerde, yeni fiyatlardan aldığımız ürünlerde tabii ki fiyatlar etkilendi ama şu ana kadar yeni aldığımız bir ürün yok. Yani depoda elimizde mevcut ürünleri hep eski fiyattan verdik ve bunu müşterimize de söyledik. Hatta müşterimiz bu konuda çok memnun kaldı. Hani gittiği bazı yerlerden fiyatların değiştiğini veya değişeceğini beyan etmişler. Biz hiçbir şekilde elimizdeki ürünlerin üzerine fiyat farkı koymadık. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir başka programda, başka bir sektörle, başka bir konukla, Başarının Gizemi programıyla sizlerle olacağız. Kendinize